Musul'da etkisini yeniden arttıran IŞİD, saldırılar düzenlemeye başladı. Hikmet Durgun Irak'ın Musul kentinden, 3 yılın ardından geçen sene çıkartılan IŞİD'in, yeniden toparlanmaya çalıştığı ve kanlı saldırılar yaptığı belirtiliyor. Sputnik'e konuşan KDP Musul sorumlusu Said Mamuzini, IŞİD'in Musul'da kanlı saldırılar yaptığını belirtirken, Haçlı Şabi komutanı Kenan Tuzlu da IŞİD'in etkinliğini arttırdığına dikkati çekti. Irak'taki kent ve kasabalardan temizlenen ancak kırsal alanda kanlı saldırılar yapmaya devam eden IŞİD, Musul, Kerkük ve Havais kırsalında saklanıyor. İran'ın en büyük ikinci kenti olan Musul'un IŞİD'den temizlenmesinin üzerinden bir yıl geçti ancak örgütün halen Musul kırsalında toparlanmaya çalıştığı belirtiliyor. Örgüt zaman zaman Kerkük-Bağdat yolunda sivilleri kaçırıp katlediyor. Irak Başbakanı Haydar Ali Badi, 9 Aralık 2017'de Irak'ta IŞİD varlığına son verdiklerini açıklamıştı. Ancak Irak güvenlik yetkilileri, örgütün Kerkük ve Musul'da halen aktif olduğunu, dolayısıyla askeri operasyonların sürdüğünü belirtiyor. Haçlı Şabi ve Irak ordusuna saldırı düzenleyen örgüt mensuplarının Kerkük'ün Havais ilçesi ile Reşat, Abasi, Zap ve Riyad kasabalarında yoğun faaliyet yürüttüğü biliniyor. Örgüt MA yumuşak YARLARDA ve tünellerde, Sputnik'e konuşan Haçlı Şabi komutanı Kenan Tuzlu, Irak'ta IŞİD'in elinde kent ve kasaba olmayan IŞİD'in kırsal alanda saklandığını belirterek, örgütün mağaralarda ve tünellerde kaldığını söyledi. Kerkük kırsalında örgüte birçok kez operasyon düzenlediklerini dile getiren Tuzlu, nerede IŞİD varsa oraya operasyon yapacaklarını aktardı. Telif hakkı Sputnik, Hikmet Durgun IŞİD'in halen Musul'da gizlendiğine dikkat çeken Mamuzini, bugüne kadar Musul ve çevresinde IŞİD'e ait onlarca tünelin Irak asayişi tarafından bulunduğunu ve tünellerin içinde silahların bulunduğunu aktardı. IŞİD'in Irak'ta 3 yıl boyunca kendisine, başkent, seçtiği Musul'da da durum aynı. Ninova vilayetinin güneyi ile Suriye sınırında kalan geniş ve boş arazi, örgüt mensuplarının saklanması için bir hayli elverişli. IŞİD'in Musul'da gizlenmesi ve saldırılar yapması sivillerin Musul'a dönüşünü olumsuz etkiliyor. IŞİD, insanları kaçırıyor. Sputnik'e konuşan Kürdistan Demokrat Partisi, KDP, Musul sorumlusu Said Mamuzini, IŞİD'in Musul'da kırsal alanda saklanıp kanlı saldırılar yaptığını belirterek, örgütün insanları kaçırdığını söyledi. IŞİD'in halen Musul'da gizlendiğine dikkat çeken Mamuzini, bugüne kadar Musul ve çevresinde IŞİD'e ait onlarca tünelin Irak asayişi tarafından bulunduğunu ve tünellerin içinde silahların bulunduğunu aktardı. Örgütün yollara mayınlar ve patlayıcılar yerleştirdiğini dile getiren Mamuzini, örgütün yollarda kanlı baskınlar yaptığını da sözlerine ekledi.